BRT ve ana haber bülteniyle karşınızdayız sevgili izleyenler. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 2024 yılında 24 bin hakim ve savcının kadına yönelik şiddetle mücadele alanında eğitimlerini tamamlamaya hedeflediklerini söyledi. Kadın hakları ile ilgili olarak da ülkemiz bakımından baktığımız zaman en önemli, özellikle son yıllarda diyelim, önemli mesafeler alındı. Özellikle kadına yönelik şiddetin önlenmesi hususu bütün dünyanın da problemi. Yani sadece ülkemizin değil. Tabii istatistiklere baktığımız zaman bunu bir istatistik meselesi de görmemek lazım. Bir kadınımızın bile kötü muameleye maruz kalması hepimizin yüreklerini acıtan bir durum. Kadına yönelik şiddetin önlenmesi ve bu uyuşmazlıklara bakacak olan mahkemelerin ve soruşturma bürolarının kurulması ile ilgili olarak da ihtiyaca göre, yoğunluğa göre, bölge bölge bu konuyu gözlüyoruz ve soruşturma bürolarının sayısının artırılması ya da bu konudaki tedbir mahkemelerinin sayısının artırılması ile ilgili çalışmaları da Hakimler Savcılar Kurulumuzla birlikte gerçekleştiriyoruz. 225 adliyede kadına karşı işlenen suç soruşturmalarını gerçekleştiren bürolarımız var ve bu bürolar 2019 yılından itibaren faaliyete geçti. 2019'a kadar bu suçların soruşturulması ile ilgili olarak 186 günde ortalama soruşturmanın tamamlanması, özel bürolar kurulduktan sonra bunun 50 günün altına düştüğünü görüyoruz. Yani bu soruşturmaların uzamadan tamamlanması lazım. Çocuk izlem merkezlerinin sayısını tüm illerimize yaygınlaştırmak üzereyiz. Şiddet mağduru kadınların gerek soruşturma kısmında gerekse kovuşturma kısmındaki ifadelerinin alınacağı özel mekanları tüm ülke genelinde yaygınlaştırıyoruz. Ve bu anlamda kadınlarımızın mağduriyetini önlemenin gayreti içerisindeyiz. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Afyonkarahisar'da partisinin il başkanlığını ziyaret etti. Özel, çıkışta gazetecilere yaptığı açıklamada çok önemli bir sınavda olduklarını, bütün gözlerin kendi üzerlerinde olduğunu söyledi. Çok önemli bir sınavdayız. Bütün gözler üzerimizde. Dikkatle bizi izliyorlar. O yüzden okyanusları geçip derelerde boğulmayacağız. Sonuna kadar başladığımız gibi devam edeceğiz. Burcu Köksal'ın geçtiğimiz günlerde artık bundan sonra Afyon'da eş, dost, akrabayı belediyeye doldurmak yok dediği yaklaşımını önemsiyoruz, destekliyoruz, sonuna kadar arkasındayız. Şunu ifade etmek isterim ki Cumhuriyet Halk Partili belediyeler bizlerin çocuklarının, torunlarının uzun yıldır emeğimiz var. Hemen işe girmeli diye bakacağımız yerler değildir. Biz bu belediyeleri çocuğa, toruna, eşe, dosta iş sağlamak ya da ihale verip rant aktarmak için değil, biz bu belediyeleri o çocukların geleceğini kurtarmak için kazandık. Geleceklerini kurtarmak için. Şöyle düşünmeyin. 50 yıldır bu partide koşuyorum. Belediyeyi kazandık. Artık benim rahat etme zamanım. Biz bu ülkenin geleceğini kurtarmak için burada kişisel beklentilerin, taleplerin çok dışında bir yaklaşımda bulunmamız lazım. Açık söylüyorum. Ufak tefek atama hataları oluyor. Tek tek hepsini geri aldırtıyorum. En iyi o işi yapacağını düşündüğü kişi çok yakın bir partinin bir yakınımızın yakını oluyor. Bursa'da geri aldırdım. Balıkesir'de geri aldırdım. Adana'da geri aldırdım. Burada aslında çok hak ettiği halde bir arkadaşımız görevlendirilmiş, yıllardır hukuk mücadelesi veren, başkalarının 500 bin liraya yaptığı işi 3 kişi 100 bin liraya, 120 bin liraya yapacaklarmış ama eşi partide görevli diye onu da geri aldırdım. Hata yapma lüksümüz yok. Onlar
gri bir kağıt gibi. Onlar kir göstermiyor. Biz tertemiz bir partiyiz. Bembeyaz bir kağıt gibi. Üzerine kurşun kalemi dokundursak kir gösteriyor kardeşim. Dikkat edeceğiz, doğru davranacağız, örnek olacağız, biz başaracağız. Ben bu iradeyi göstermezsem, başkanlarım bu iradeyi göstermezse, siz bu anlayışı göstermezseniz, efendim AK Parti'nin il başkanı avukattı, önceki dönem belediyenin bütün işlerini yapıyordu. Şimdi sıra bizimkinde. Yok öyle bir şey. Yok öyle bir şey. Bizim belediye kaynaklarını partililere aktarma sıramız gelmedi. Atatürk'ün partisinin iktidar olma sırası geldi. İktidar olma sırası. CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaptığı basın toplantısında ekonomi yönetimine sorular sordu. Ekonomik çıkmazdan memur servislerine kısıtlama koyarak mı çıkacağız? Sarayın yaptığı israflardan vazgeçecek misiniz? Diyanetin lüks ve gereksiz harcamalarından vazgeçecek misiniz diye soran Akay, en etkili not halkın vereceği nottur. Eğer sınıfı geçmek istiyorsanız samimi bir şekilde halkı dinleyin ve vatandaşlarımızın beklentilerini gerçekleştirin dedi. Hazine ve Maliye Bakanımız ne dedi? Tasarruf genelgeleriyle ilgili 9 tane tasarruf genelgesi yayınlandı biliyorsunuz. Kullandığınız kağıtların arkasını müsvedde kağıdı olarak kullanın dedi değil mi? Ama sizin bu ifadenize, bu tebliğinize, bu yönetmeliğinize, bu genelgenize kimse uymuyor Sayın Bakan. Banka Genel Müdürlüğü'nün talimatıyla yılda 400 şube, 4 yılda 1600 şube değerli basın mensupları, şube hizmet binasının tadilatları, yani panosu, duvar kağıdı, parkesi, plexiglası aklınıza ne geliyorsa değiştirilmek üzere tefrişata giriyor. Yani şube hizmet binasının tadilatlarına başlanıyor. Bir şubenin maliyeti yaklaşık 10 milyon. Yani hesaplarsanız 4 yılda 16 milyarlık bir rakamdan bahsediyoruz. Yılda da 4 milyarlık bir rakamdan bahsediyoruz. Gariban kamu memurlarımızın servis araçlarına el atıyorsunuz. Ya servis araçlarına niçin el atıyorsunuz? Memur nasıl gidip gelecek? Zaten hayat pahalılığı altında ezilmiş. Tasarrufu siz buradan mı yapacaksınız? Bu kadar şadafat, bu kadar lüks varken, bu kadar lüks araçlar alımı varken, işte örnek 4 milyar. Şimdi kamu personeliyle ilgili araçlara 3 aylık kira ödemesi ne kadar olmuş biliyor musunuz? 998 milyon. Yani ne olacak? Yılda yaklaşık değil mi? 4 milyar civarında olacak. Sadece Ziraat Bankası bu tadilat işlemlerinden vazgeçti. Size kaynak buradan. E niye vazgeçmiyorsunuz? Yani bankanın verimliliği için bu tadilat şart mı? Ben görüyorum bankalar son derece güzel ve hizmete uygun halde. Niçin böyle bir olaya sebep teşkil ettiniz? Bu tadilat işlemleri hangi firmalara, hangi şirketlere yaptırılıyor? Kimler zenginleştiriliyor? Bu fütursuzca harcamanın önünü kesin. Gariban memurunda servisiyle oynamayın. Kamu bankalarında temettü bekleyen çalışanlar var. Dört gözle bekliyorlar. Sadece Ziraat ve Halk Bankası'nda 35 binin üzerinde çalışan temettüyü bekliyor. Siz bu temettüleri ötemiyorsunuz. Bu çalışanların hakkını, alın terini vermiyorsunuz. Ama bir taraftan da bakıyoruz bu Ziraat Bankası ve Halk Bankası sadece bir yıl içerisinde 3 milyar TL reklama harcama yapıyor. Makamlarını, koltuklarını korumak için, görünürlüğünü arttırmak için, bilinirliğini arttırmak için 3 milyar reklama para harcıyorsunuz ama halen bu çalışanların temettülerini ödemiyorsunuz. Buradan sesleniyoruz. Kamu bankalarımızın değerli genel müdürleri. Bu çalışanların temettülerini bir an önce ödeyin. Çünkü zaten maaşları yetmiyor. Artık beyaz yakalı, mavi yakalı bütün çalışanların genel durumu da belli. Sıkıntıdalar. Çalışanların hakkını yemeyin ve bundan imtina edin, kaçın. Ekonomik çıkmazdan memur servislerine kısıtlama koyarak mı çıkacağız? Kamuda tasarruf ederken sadece halka verilen hakların geri alınmasından mı söz ediyoruz? Eylem planınız içinde sarayın dakikada harcadığı asgari ücreti de dahil ettiniz mi? Başta Diyanet olmak üzere milyarlarca liralık bütçeden neden söz etmiyorsunuz? Biz hemen her gün çoklu maaşla sefa süren kamu çalışanlarını gündeme getirirken gerekeni bir an önce neden yapmıyorsunuz? Yabancı kuruluşların not artışlarının piyasa gerçekleriyle örtüştüğüne inanıyor musunuz? Bu artışların kritik bölgeli ve spekülatif değerlendirme olduğunu söylemekten neden kaçınıyorsunuz? Öncelik yabancıyı değil, halkı inandırmak.
kaldırmaktır. Manipülatif göstergelere halkımız inanmazken mevcut politikanızın sürdürülebilir refah seviyesine ulaşabileceğine gerçekten inanıyor musunuz? Halkımız inanmıyor değerli yetkililer. Halkımızı inandıramıyorsunuz. Kamuda tasarruf planınızı tüm şeffaflığıyla açıklamadığınız ve halkımızı ve bizleri ikna etmediğiniz sürece mevcut yönetime bakışımız olumsuz olacaktır. En etkili not halkın vereceği nottur. Sayın yetkililer, sınıfı geçmek istiyorsanız samimi bir şekilde halkı dinleyin ve onların beklediklerini gerçekleştirin. Bütün makamlar gelip geçicidir. Asıl olan halktır. Bunu bir kez daha buradan hatırlatalım. BRTV Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Çetinkaya, Almanya dönüşü Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı'yı ziyaret ederek Çaycuma'nın kardeş belediyesi olan Lenestadt Belediye Başkanı Tobias Puspas ve Lenestadt önceki belediye başkanı Stefan Hund ile gurbetçi hemşehrilerinin selamlarını iletti. Başkan Kantarcı ise BRTV gibi bir yayın organının olması bizim işlerimizi çok kolaylaştırıyor. Ben de Lenestadt'taki dostlarımıza Almanya'daki ve bölgemizde hemşehrilerimize selamlarımı iletiyorum dedi. Sevgili izleyicilerimiz, Almanya ziyaretimizden döner dönmez indiğimiz Çaycuma Havaalanı'nda elbette Çaycuma Belediye Başkanı'na kardeş belediyesinin selamını getirmeden olmazdı. Sevgili başkanım, Lennestadt kardeş 10 yıldır kardeş belediyemiz olan Lennestadt Belediyesi'ne size Çaycuma'da hemşehrimiz Nedim Karın başında Belediye Başkanı Tobias Puspas'tan ve önceki belediye başkanı bizim dostumuz Stefan Hund'dan selamlarını getirdi. Mehmet arkadaşımız Lenestadt'a giderken de bana uğradı. Daha öncesinde sohbet ettik. Bizim selamlarımızı oraya götürdü. Şimdi de hemen uçaktan iner inmez ayağının tozuyla Lenestadt'ın selamlarını bize getirdi. Lenestadt şehriyle Çaycuma'nın kardeşlik ilişkileri 10 yıl geriye gidiyor. Değerli hemşerimiz, değerli kardeşimiz Nedim Kalembaşı'nın başlattığı, Stefan Hund, önceki belediye başkanımızın sayesinde gelişen ve şimdiki belediye başkanımız Tobias'la devam eden bu yolculuk, Mehmet Bey'in de söylediği gibi okullarımızın arasındaki kardeşlikle artık sürekli hale geldi. Çaycuma'daki 5 okulla Lenestadt'taki 5 okul karşılıklı geliyorlar. Karşılıklı ziyaretler yapıyorlar. 15-20 kişilik heyetlerle Alman çocukları bizi bölgemize gelip buraları ziyaret ediyorlar. Türkiye'mizi tanıyorlar. Bizim çocuklarımız da Almanya'yı, Lenestadt'ı ve oradaki şehirleri geziyorlar. Bunlar çocuklar arasındaki arkadaşlıklarla perçinlenme yolunda. Biz diğer taraftan başka konularda da, diğer bütün katmanlarda, müzik ve spor konularında dahil, belediyeler arası işbirliği dahil birçok konuda ilişki halindeyiz. Ve bu ilişkileri de başka Bosna'da ve Tataristan'daki ilişkilerimizde sürdürmek istiyoruz. Buradan elde ettiğimiz deneyimleri oradaki kardeşlerimizle de paylaşmak istiyoruz. Havalanımızın olması, buradan 3 saatte Almanya'ya ulaşılması, BRTV gibi bizim dünya ile bağımızı kuran bir yayın organının olması bizim bu işlerimizi çok kolaylaştırıyor. Ben bu güzel ziyaretlerden dolayı, dolu dolu, Mehmet Bey'in dolu dolu yaptığı ziyaretlerden dolayı memnuniyetimi ifade ediyorum. Ben de buradan doğru takip etmeye çalıştım. Lenestadt'taki dostlarımıza ve BRTV ailesine ve bütün Türkiye'deki, bölgemizdeki hemşehrilerimize de buradan teşekkürlerimi ve selamlarımı yolluyorum. Bu ilişkiler sürdükçe bize büyük keyif verecek ve bölgemizin gelişmesi ve kalkınmasına da hizmet edecek, dünya barışına hizmet edecek. Teşekkür ediyorum. BRTV Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Çetinkaya, Almanya dönüşü indiği Zonguldak Havaalanı'nda Zonhav Yönetim Kurulu Başkan Vekili Recep Yahya ile bir araya gelerek gün geçtikçe gelişen havaalanının son durumu hakkında bilgiler aldı. Zonhav Yönetim Kurulu Başkan Vekili Recep Yahya, şu anda haftada Almanya'ya 8 sefer yapıldığını, Haziran ayı itibarıyla seferlerin 10'a çıkacağını ifade etti. Sevgili izleyicilerimiz, 10 günlük Almanya seyahatimiz Çaycuma Havaalanı'nda, yani Zonguldak Havaalanı'nda sona erdi. Şu an Saltukova'dayız.
bu havaalanın önemli mimarlarından, yani baş mimarlarından biri, çok değerli dostum Recep Kahya burada bizi karşıladı. Hem yönetim kurulu başkan vekili hem de şu an geçici olarak müdürlüğe bakıyor. Zonguldak Çaycuma Havalimanı bölgesel bir havalimanıdır. Sabiha Gökçen Havalimanı ile Samsun arasında uluslararası uçuş yapan tek havalimanıdır. Sizin de gördüğünüz gibi geçen yıldan beri burada değişik yapılaşmalar, gelişmeler oluyor. İmkanlar dahilinde işte hem terminal binası içerisinde hem de sahada iyileştirmeler yapıyoruz. İlave otopark projemiz oldu geçen yıl. İşte rentekarlar için bir düzenleme getirdik ve bürolarını yaptık. İçinde bulunduğumuz modern bir kafe yapıldı buraya. Ben işletmeci arkadaşa böyle bir yatırım buraya kazandırdığı için ayrıdan teşekkür ediyoruz Ali Taş arkadaşımıza. Gerçekten mükemmel bir yer oldu. Vatandaşlarımızın gönül rahatlığıyla işte uçak öncesinde ve sonrasında gelip burada vakit geçirebilecekleri, hoş sohbet edebilecekleri bir yer oldu. Pazartesi günleri hem Düsseldorf'tan Corendon hem de Dortmund'dan Sun Express uçağımız var. Cuma günleri de yine çift uçakla Corendon, Sun Express, Düsseldorf'tan uçuyorlar. Diğer günler, haftanın diğer günlerinde de her gün birer tane Düsseldorf uçuşumuz var. Yani şu anda Almanya'dan 8 seferle uçuşlarımıza devam. Haftalık. Haftada 8 seferle. Haziran itibariyle inşallah bunlar Köln'de ilave gelince 10 sefere çıkacak. Havalimanı bölgemiz için çok önemli. Yaşlarımız geliyor gidiyor. Biraz önce amcamızla röportaj yaptınız. Yani bu insanların Ankara'ya, İstanbul'a gitmeleri artık çok zor. Yani bırakın işte ücretti, şuydu, buydu, o mesafeye artık gelemeyecek durumdalar. Çok büyük kolaylık oldu diye düşünüyorum. Gerek terminal binası içerisinde, gerekse sahada iyileştirmeler yapacağız. Bu yılki hedeflerimizden biri de gidiş salonunu yetersiz kalıyor artık. Orayı büyütmek, yanına ilave bir bina yapıp inşallah kış dönemine vatandaşlarımıza yetiştirmek, onların dışarıda kalmamasını sağlamak. Free shop inşallah çok soran oluyor. Free shop'leri hem geliş hem gidişte inşallah yıl içinde onları da açacağız. Onun dışında yeni bir işte gümrükçülerimiz Zonguldak'tan gelip gidiyor. Onların daim olması için burada ilave bir işletme binası yapacağız. Sahada iyileştirmeleriniz devam ediyor. Tabii boş durmayacağız. Hedeflerimiz daha da farklı. İmkanlarımız dahilinde havalimanının günümüz şartlarına uyarlanması için elimizden geleni en hızlı, en gayretli bir şekilde yapacağız. Zonguldak Havaalanı'nın mimarlarından biri olan Zonhav Yönetim Kurulu üyesi iş insanı Ali Taş, BRTV Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Çetin Kaya'ya Zonguldak Havaalanı'nın yapım sürecini anlattı. İş insanı Taş ayrıca havaalanının yeni hedefleri olduğunu belirterek Zonguldak'ımızı çok hayırlı günler bekliyor. İnşallah bizim yatırımcılarımız, sanayicilerimiz bunu değerlendirir diye konuştu. Sevgili izleyicilerimiz, gurbeti bölgemize yaklaştıran bu havaalanının önemli mimarlarından birisi yanımızda Ali Taş. Ayrıca son olarak bu kafeyi de Ali Bey kendisi yapmış, Recep Kahya Bey'den öğrendim az önce. Ali Bey, size kutluyorum. Birçok yaşlı yolcumuz size dua ediyor. Sağ olun. Öncelikle çok kısa olarak izleyicilerimizi tanısınlar. Buyurun. Sağ olun. Ben Almanya'da büyüdüm. 1971 senesinde Almanya'ya gittik. Gurbete babamızı getirdi. 2008'de rahmetli babam ölmeden önce bir kanser olduğunu öğrendik. Sonra bir lafı vardı, dedi ya bir cenazemiz olsa cenazemize yetişemiyoruz dedi. O zaman da bizim arkadaşlar buranın havalimanının açılması için mücadele ediyorlardı. Ben de tabii babamın gönlü olsun diye bu işe el attım, araştırdık ve bir ışık olduğunu gördük. Elimizden geleni yaptık ve
O kısa dönem içinde babam bu kanser döneminde 6 ay zaman vermişti babama. Türkiye'ye geldi, bir tatile gönderdi ve aynı anda bir felç geçirdi burada. Sonra Almanya'ya getirmemiz gerekti. Özel uçak kiraladık. Aynı gün bizi Sayın Valimiz aradı. Ve havalimanımızın uluslararası lisansın geldiğini söyledi. Ve ilk uçuşta rahmetli babama nasip oldu. Ondan dolayı burası benim için maddiden önemli, daha manevi değeri çok büyük. Ve ben bu bölgemizi çok seviyorum. Zonguldak'ımızı çok seviyorum. Onun için Zonguldak'ın böyle bir havalimanına kavuşması benim için bir gurur meselesi. Almanya'daki bu havalanına inanmış içeriğin parmakları kadar diyelim. Ya 8-10 kişilik bir inanmış grup bu işi halletti. Evet, evet, aynen. Burada çoğu da bizim Recep Kahya'nın sayesinde oldu. Tabii biz de bu aile dostumuz olduğundan dolayı biz de arkadaşımıza güvendik ve doğru iş yaptığımızı gördük. Bence de çok doğru bir manevi şey var. Bir de. Aynen. Şimdi burada ben ilk defa sordular burada beklentiniz ne dediler. Ben vallahi şunu dedim. Benim buradan önümüzdeki 10-15 sene hiç beklentim yok dedim. Evet. Ve Allah nasip etti ve 13 sene sonra ilk defa burası artık yol ayakları aldı. Ayakları üzerinde durmaya başladı. Fazlasıyla. Evet. Gidişat da çok iyi. Projelerimiz var daha. Burayı büyütmek. Allah'ın izniyle lisanslarımız da geldi. Yeni terminal yapmak. Belki iç hatlar dış hatlar ayrı olacak. Kargo bölümü yapılacak. Hangarlar yapılacak Allah nasip ederse. Yani burası artık kaçınılmaz. Bu bölgenin en büyük yatırımlardan biri. Sizi biliyoruz ama izleyicilerimize Ali Taş hangi sektörde Almanya'da faaliyet gösteriyor? Ben çok sektörde uğraştım. Emlak sektöründe, yazılım sektöründe genellikle şey yaptım. Tabii son 5 senedir de bu karbondioksit üzerinde duruyoruz. İşte bu da inşallah bunda neticeler almaya başladı. Şimdi bağımsız üniversitelerde denetim yapıyoruz. Allah nasip ederse o işte başarırsak sonra belimiz yere gelmez düşünüyorum. Daha büyük yatırımlar bekliyor bizi. Vallahi Zonguldak'ımızı çok hayırlı günler bekliyor inşallah. İnşallah bizim yatırımcılarımız, sanayicilerimiz bunu değerlendirir. Vallahi ben sonuna kadar Zonguldak için her şeyde varım. Her yatırımda varım elimden geldiği kadar. BRTV Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Çetinkaya, Almanya'da yaşayan Zonguldaklı tarihçi yazar Hayati Yılmaz'la bir araya geldi. Zonguldak'ın önemli tarihi şahsiyetleriyle ilgili kitap çıkaracağını ifade eden Hayati Yılmaz, Almanya'daki Zonguldaklıların bütünleşip Batı Karadeniz'le ilişki kurması ve ticareti geliştirmesi herkes açısından çok güzel olur dedi. Sevgili izleyicilerimiz, Almanya'dayız. Türklerin, özellikle Zonguldak, Karabük, Bartın'da hemşehrilerimizin çok yoğun olarak yaşadıkları, bundan 60 yıl önce, 60-62 yıl önce madenci olarak geldikleri Gelsenkirchen bölgesindeyiz, Buer'deyiz. Burada çok değerli bir dostumla beraberiz şu anda. Ben 2004 yılında Almanya'ya geldim ama daha öncesinde Çatalhazı Belediyesi'nde sosyal, kültürel işlerle uğraştım ve gazete çıkartmıştım. Oradaki birikimimi Almanya'da sürdürüyorum araştırmalarımla. Maşallah buradan doğru yetişiyorsun evet, bölgeye ve Zonguldak'taki bütün derken birçok gazete biz de yayınlıyoruz. Senin paylaşımların yayınlıyor. Evet, çok güzel bir bilgi birikimim var. Onu paylaşmak tabii ki amacım. Bir de iki tane kitap hazırlıyorum. Bir tanesi Zonguldak'ta geçmişten günümüze, yani milattan önceden günümüze kadar önemli şahsiyetlerin hayat hikayeleri. Onları derliyorum. Şu anda 300-400 sayfa etti. Sizin de onu söyleyecektim. Sizin de hayat hikayenizi alacağım. Siz de Zonguldaklısınız. Önemli bir şahsiyetsiniz. Bir de tarihleriyle ilgili bir kitap. Ansiklopedi gibi bir şey olacak. Hangi tarihlerde hangi olaylar olmuş? Onun da hazırlığı içerisinde bir kitap inşallah bunu çıkartırım. Bugün. Şimdi siyasal haritaya baktığımız zaman bölük börçüyüz ama kültürel haritaya baktığımız zaman Akçakoca'da dahil Safranbolu'ya kadar, Kurcaşişli'ye kadar bir bölgenin ortak kültürü, ortak gelenekleri olan insanlarız. Bunun tabii ki duygusal anlamda bölünmesi benim çok gücüme gidiyor. Çünkü ben Bartın'a gittiğim zaman bir Zonguldaklı gibi orada hissediyordum gençliğimde. Bugün başka bir ile gitmiş oluyorum. Karabük'e keza öyle. Almanya'da devrekli
Devretliler Zonguldaklıyım demez, devretliyim der. Çağ Cumalılar, Çağ Cumalılarım der. Yani bizde böyle bir şey var. Bu bir handikap olarak değerlendiriyorum. Böyle olunca da Almanya'da da öyle bir sürü dernekler ortaya çıkıyor. Yani bir gücü tek elimizde tutacakken bölünmelerle zayıflatılıyor aslında şey. Çağ Cumalılar Derneği farklı, Devretliler Derneği farklı, Karabükler. Yani bunun neden bir çatı altında toplanıp da bir güç oluşturması? Ama buradaki gerçek, Zonguldaklıların özellikle Ruhr bölgesinde kömür maden ocakları şehirlerinde bu kadar potansiyel olan Zonguldaklıların bütünleştirip Zonguldak şehirle Batı Karadeniz'de ilişki kurması, ticareti geliştirmesi herkes açısından çok güzel olacak diyorum. BRTV Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Çetinkaya, Almanya'da yaşayan Bartınlar Derneği Başkanı Bekir Birinci ve Yönetim Kurulu üyeleriyle birlikte derneğin yeni binasında bir araya geldi. Dernek Başkanı Bekir Birinci, 25 Aralık 2024 tarihinde Alberder olarak düzenleyecekleri Bartınlar Gecesi'ne şimdiden herkesi davet etti. Almanya'da Gelsenkirchen şehrinde Bartınlar Derneği'ndeyiz. Yeni binanız Bartınlar Derneği. Yaşar Çil dostumuz vardı uzun yıllar. Bekir Birinci başkanımız devraldı ve yönetimiyle birlikte lokalde sağ olsun bizi karşıladılar. Ben Bekir Birinci, Bartınlar, Almanya'da yaşayan Bartınlar Dernek Başkanıyım. 1993 yılından beri kurulmuş olan bir derneğimiz var. Bartınlar ilgili önceliğimiz ilk önce Almanya'da yaşayan Bartınları bir araya toplamak. Neticede adı üstünde Almanya'da yaşayan Bartınlar Derneği. Ve bunu başarıyoruz her gece yapmış olduğumuz gecelerle birlikte. Hep bir araya geliyoruz, kaynaşıyoruz. Ama bu son zamanlarda pandemiden dolayı biraz durgunluk yaşadık. Şimdi toparlamaya çalışıyoruz. İnşallah bundan sonra daha iyi olacağız. Biz yine hep beraberiz. Dağılmadık. Bartınlar Derneği burada. Bu lokalimizi de yeni açtık. Burada da rahatız. Başa bakıyoruz. Pazar günleri arkadaşlarımız, dernek üyelerimiz geliyor. Hep beraberiz. 12. ayın 25'inde inşallah Almanya'da yaşayan Bartınlar Derneği olarak bir gece düzenleyeceğiz. Siz de davetlimizsiniz i̇nşallah, Mehmet Bey. Tabii öncelikle Türkiye'de Sayın Valimizi, milletvekillerimizi, belediye başkanlarımızı bizzat davet edeceğim. Herkesi bekliyorum. İnşallah her şey çok güzel olacak. Yönetimi de tanıyalım sizi, Bartınlı hemşehrilerimizi. Sırayla evet ben Basri Toprak, başkan yardımcısıyım. Bartınlıyım. Aşağı yukarı bir 20. Bartın'ın neresindesiniz? Merkezdenim. Gece düzenleyeceğiz. Ben 20 seneden beri falan yönetimdeyim. Evet. Her gece zaten o yönetimdeydik. Bütün Bartınlı hemşehrilerimizi gecemize bekliyoruz. Ayrıca sizleri Mehmet Bey, Ali Bey zaten her zaman bizi destekliyor. İnşallah güzel bir gece yapacağız. Pandemi olursa bir 2-3 sene ara verdik gecelerimize. Sayın vekillerimizi, büyüklerimizi, Türkiye'deki valimizi falan davetiye edeceğiz ve bekleyeceğiz. İsmim Meral Alkan. Bartınlıyım. Eski yönetimde ben de görev aldım. Yaşar Çil yönetiminde. Şimdiki yönetime, yeni başkana başarılar dilerim. Sağ olun. İsmim Elvan Kaya. Ben de uzun yıllar Bartınlar Derneği'nde muhasip olarak görev aldım. Şu anda disiplin kuruluna girdim. Sizlere hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk. Gecemize bekliyoruz. İnşallah. Bütün herkese teşekkür ediyorum. Sağ olun. İsmim Yücel Veren. Yıllardan beri Bartınlar üyeyim. Destek vermeye çalışıyoruz. İnşallah daha iyi olacak. İnşallah. Ben Mürol Kaya. Ben de yönetim kurulu üyesiyim. Bütün Bartınlar gecemizi bekliyoruz. İnşallah. Ben Rıdvan Kakanaş, ben de Bartınlıyım. Bartınlar Derneği'nde ben de 1994'ten bu yana üyeyim. Aynı zamanda daha önceleri yönetimlerde bulundum. Yani çoktan beri yapamadım, şu gece çok ihtiyacımız var. İnşallah iyi bir gece yapacağımız var. İnşallah. Zaman zaman BRTV ekranlarında yayınlanan ve Zonguldaklı tarihçi yazar Hayati Yılmaz, BRTV Almanya temsilcisi Ali İnan'la birlikte 3 Zonguldaklı programını yapan Gürdal Mutlu'yu, BRTV Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Çetinkaya Gelsenkirchen'deki evinde ziyaret etti. 3 Zonguldaklı programının da çekildiği program sonrası Çetinkaya entelektüel bir kişiliğe sahip olan Gürdal Mutlu'yla özel bir söyleşi gerçekleştirdi. Gürdal Mutlu kardeşimizin evine geldik.
Çok beğendim. Pırıl pırıl botanik bahçesi gibi. Yurdal Mutlu'yu çok kısa olarak tanıtmak istiyorum sizlere. Şimdi devlet memurluğundan Türkiye'de istifa ettikten sonra 2003 yılında çocuklarımın eğitimi için Almanya'ya yerleşme kararı verdim. Bu süreçten sonraki Almanya'ya geldikten sonraki şeyde burada çalışmam gerektiğini bildiğim için bir an evvel işe girmem gerektiği düşüncesiyle iyi bir işe girdim. Ve 20 yıldır aynı işte çalışmaktayım. Tabii bundan hariç geçen boş zamanlarımda da kendimle ilgili hobi olarak geliştirdiğim bu ağaç ve odun üzeri yapılan çalışmalarda da belirli bir... Bir Alman yerinde yani bir kurs almışsınız değil mi? Evet. O ahşapla ilgili. İşte boş zamanlarımda onun haricinde bir de dedim hani kendimi daha değerlendirmeyeyim. Boş zamanlarımda evet. Burada faydalı olur, ortaya bir şey çıkarayım diye. GAFÖK denilen meslek eğitim kursuna gittim. Orada da marangozhaneye düştüm. Yani şansımı zaten biraz da tercih ettim. Daha sonra orada yapılanları gördükten sonra ben de bir şeyler üretebilirim, yapabilirim düşüncesiyle bu ağaç üzerine bir takım çalışmalara girdim. O gündür bugündür çok güzel şeyler tabii üstüne koyarak bugünlere geldim. Gemi bir metrelik gemimi daha önce mevcut olan gemimi ve yarışmada birinci olan camiyi beğendikleri için ücret kabilinde satışa sunduk ve satıldı. Daha aşağıda bir sürü yaptığım şeyler var. Yarım, bazı işte yarım kalan. Tamamladığınızda işte dediğim gibi bunları üretirken çok güzel bir şey de ortaya çıkınca o sizi daha beter kamçılıyor ve daha güzel şeyler yapmak için ateşliyor. İşte bunları tabii böyle yaptıkça hem sağlığınız zinde kalıyor, hem yaparken, üretirken kafanız boşalıyor. Bu da insana tabii sağlık olarak geri dönüyor. İşte bunları bu vesileyle yapmaya başladım. Yapmaya da devam ediyorum. Şimdi Hayati ile bizim tanışma sürecimiz belirli bir zaman. Hayati kardeşimin baktım ben aktif ve faaliyetli bir takım şeylerde abi dedi Ali Bey'le beraber böyle böyle bir program dizayn etsek, böyle bir konsept oluştursak ne olur gibilerinden. Oradan doğan bir sürece girdik ve belirli zamanlarda bir araya gelip bu Üç Zonguldak'la adı altında çekimler yaparak işte kendi bölgemizle ilgili, şehrimizle ilgili, Almanya ile ilgili olumlu veya olumsuz, pozitif veya negatif bir takım konuları tartışma adına o da güzel şeyler çıkıyor bazen. Bazen tartışıyoruz, bazen kavga derecesine varıyor ama tabii sonuç mutlaka ortaya bir şey, güzel bir şey çıksın diye. O da dediğim gibi yayınlarını da seyrettiğimizde güzel bir şey ortaya artık çıkıyor. Artık BRTV'ye de programlar, Ali İnan kardeşimiz de burada, BRTV'ye de programlar bekliyoruz sizden. İnşallah katkımız olursa, size destek olabilirsek ne mutlu bize. Karabük Finans 78 imtiyaz sahibi Osman Güldemir bu yılın ikinci sayısını çıkardı. Bu sayıdaki derginin ana konusu Karabük'teki kadın girişimcilerin olduğunu söyleyen Osman Güldemir. Ayrıca bu sayıdan itibaren Karabük basın camiasının duayen isimlerine yer vermeye başladı. Güldemir'in yer verdiği ilk isim BRTV Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Çetinkaya oldu. Evet sevgili izleyenler, şu anda stüdyomuzda Karabük Finans 78 imtiyaz sahibi Osman Güldemir var. Kendisinin çıkardığı derginin bu yıl ikincisini çıkardı. Derginin de ana konusu Karabük iş kadınları, girişimci kadınlar. Onun için biraz bilgiler almak istiyoruz Osman Bey sizden. Öncelikle hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Derginizin ikinci sayısını çıkardınız. Evet, ilk sayımızda Karabük ekonomisine yön veren kurumların ikinci yüzyıl vizyonunu öğrenmiştik. Yani Karabük'teki tüm örgütlerimizin ikinci yüzyıldaki bakış açılarını, projelerini, gelecekteki yapacakları çalışmalarla ilgili bir derleme yapmıştık. İkinci sayımızda da artık iş dünyasının önde gelen kurumlarını, kişilerini ele alıyoruz. Bu sayımızda özellikle kadın girişimcilerimize yer verdik. Evet. Bugün ülkemizde yaklaşık 150 bin kadın girişimci var.
Bunların iş dünyasındaki yeri %11.5 civarında. Dünya genelinde ise bu oran %34.5. Bakın kadın girişimcilerimizin Türkiye'deki yeri ne yazık ki oldukça oran düşük. Ama Karabük'te çok daha düşük. Benim tespitlerime göre %5 civarında kadın girişimci sayısı. Hı hı. Şimdi eğitimde, istihdamda, siyasette, ekonomide ve kültür alanlarında nüfusumuzun yarısını oluşan kadınlarımıza yer vermezsek gerçek anlamda bizim kalkınmayı sağlayamayız. Evet, çok doğru. Peki Karabük'te de şurada görüldüğü üzere SAFDİT evet. Başkanı Şebnem Urgancıoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar eski bakanımız Şinal Sartan'ın kızı. Ayın konu olarak aldık evet. Onu sağ olsun. Hepsi de Karabüklü. Evet, Karabük sevdası bir kardeşimiz o. Diğer çocuklarımız da Karabük'te şu anda girişimci. Hepsinin hayat hikayesinden çalışmaları bahsediyorsunuz var. Galiba. Onları tanıtıyorum. Hı-hı. Onları yani yaptıkları çalışmaları tanıtıyorum. Gelecek hedeflerini tanıtıyorum. Hı-hı. Hayallerini öğreniyorum. Evet. Yani amacımız onları Karabük kamuoyuyla bütünleştirmek. Kardemir Yönetim Kurulu Başkanı. Bu sayımızda da sağ olsun Kardemir'in röportajını görüyorum. 102. yüzyıl Hı-hı. vizyonunu Sayın Yönetim Kurulu Başkanımızdan aldık. Evet. Ayrıca dergimizde şöyle bir çalışma yaptık. Bu sayımızda itibaren Karabük basın camiasının duayenlerin sırayla evet. her sayımızda onların Karabük'e bakış açılarını ve yaptıkları çalışmaları evet. ilk sayıda öğreneceğiz. Bu sayımızda da ilk Karabük'ün artık dünyaya açılan penceresi diyelim Yönetim Kurulu Başkanı sevgili Mehmet Çetinkaya'ya yer verdik. Nasıl ulaşabiliriz dergiye? Dergiyi ben yaklaşık bundan 1000 tane basıyorum. İçeridekilere kendim bizzat veriyorum. Bunun haricinde de postayla gönderiyorum. Anlıyorum. Almanya'nın Gelsenkirchen şehrinde yaşayan Türk dostu Alman Ilona Beck çeşitli korolarda Türkçe şarkılar söylüyor, şiirler yazıyor. BRTV Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Çetinkaya'ya konuşan Ilona Beck, Türkçeyi 8 yıl boyunca yaşadığı İstanbul'da öğrendiğini söyledi. Ilona ayrıca en sevdiği Türkçe şarkı olan Fikrimin İnce Gölü'nü de seslendirdi. Türk-Alman Yardımsever Derneği'nin genel kuruluna katıldık. Necmi Öztürk hanımefendi yeniden başkan seçildi. Bu arada Ali İnan arkadaşımız dedi ki bir Alman ama Türkçe'yi çok iyi konuşuyor. Sizi tanıyalım efendim. Benim adım Ilona Beck. Ben Gelsenkirchen'de kalıyorum. Şiir yazıyorum, türküler söylüyorum vesaire. Türkiye'ye geldiniz mi? Geldim. Nereleri gezdiniz? Ben 8 sene İstanbul'da kaldım. Ha, çok güzel. Türkçe'yi oradan iyi konuşuyorsunuz. Aynen öyle. Müthiş Türk Sanat Müziği okur. Evet. Müthiş şiirler okur. Bir saniye o zaman. En çok sevdiğiniz Türk şarkısı hangisi şarkı? Fikir İnci Gülü. Hadi buyurun. Aynen ya. Evet ya. İşin güzelliği burada. Evet. Hazır evet. değilim. Çok güzel. Az. Buradan boş. Fikir İnci Gülü kalbimin şen bülbülü, fikir ince gülü kalbimin şen bülbülü. O günkü gördüm seni, yaktın ah yaktın beni. O günkü gördüm beni, yaktın ah yaktın beni. Bravo. Çok güzel söyledi. Bak ben 50 yıldır Almanya'dayım. 30 yıldır burada olanları tanıyorum. 30 kelime konuşamıyorlar. Bu bayan kendisi Alman. Evet. Değil konuşmayı Türk sanat müziği söylüyor. Şiirler yazıp okuyor. Çok tebrik ederim yani. Ya, tebrik YouTube ederim. Kanalımıza bakın yani Ilona Melek. Başkan bir hanımla birlikte sizinle beraber Safranbolu'ya da davet ederim. Safranbolu'ya gelmemiştir herhalde. Yok gelmedim, gitmedim, Safranbolu görmedim. Safranbolu çok güzel bir yer biliyorsun. İnşallah. İnternetten araştırıyorsun Safranbolu. Tamam araştıracağım. Bak arkadaşım beni nerede tanıştın? Bir söyle. Bir abonun toplantısı vardı. Evet. Biz de destek amaçlı gittik. Arkadaşımızı Ilona'yı orada tanıdık, tabii hayran kaldık. Evet. Müthiş Türk sanat müziği şarkıları söyledi. Gerçekten takdir ettim. Evet. Çok sağ ol canım. Tebrik ediyorum. Çok sağ olun. Burada Türk-Alman Yardımsevenler Derneği, Türk-Alman dostluğunu da pekiştirdik. Tam sembol, sembol oldunuz. Aynen.
işçisinin çocuklarının bugün yüzlerce kişiye nasıl iş verdiğini ve Avrupa'nın en büyük projelerinde nasıl roller üstlendiklerini bu akşam keyifle izleyeceksiniz sevgili izleyenler. Zonguldak ilimizin Çaycuma ilçesi Muharrem Şah köyünden 23 yaşında Almanya'ya maden işçisi olarak giden Kemalettin Kuzucu, Nalmıdiğer Kara Kemal'in ve çocuklarının Almanya'daki müthiş başarı öyküsü bu akşam Türkiye saatiyle 21'de, Almanya saatiyle 20'de BRT ekranlarında olacak. Almanya'da Kuzucu kardeşlerin, Mehmet Kuzucu dostumuzun satılmış Kuzucu, Erol Kuzucu, Cihan Kuzucu kardeşleriyle ilgili bir başarı öyküsü çekerken bu öykünün bir kahramanı vardı. Dediler ki bizim babamız şu anda köyde. İşte o başarı hikayesinin başlangıcına gideceğiz şimdi. Mehmetoğlu Kemalettin Kuzucu. 1966'da Zonguldak maden ocağına girdim. Ondan sonra 70'de bıraktım. 71'de tekrar Almanya maden olarak gittim. Madenci olarak gittim. 10 sene burada çalıştım. 25 sene Almanya'da. Almanya'dan emekli oldum. Ve hala da çoluk çocuğum oradadır. Ben de emekli olduğuma nazaran tabii gelip gidiyorum. Çoluk çocuğum yanına gidiyorum. Burada köylere geliyorum. Bizi orada böldüler. 10 kişi bir madene, 10 kişi bir madene. Ömründe ilk defa uçağa biniyorsun değil mi? Tabii evet. Ben bir madenci ailesi çocuğu olaraktan Mehmet Kuzucu, 1968 doğumlu, Zonguldak Çaycuma, Muharrem Şah köyünden. Babam Kemalettin Kuzucu, 1971 senesinde Almanya'ya geliyor. 74 senesinde iki tane kız kardeşim ve ben, annem rahmetli Fatma Kuzucu'yla birlikte bizi Almanya'ya getirdiler. Yani kısacası şöyle söyleyeyim. 1974'ten beri Almanya'da Erkenşivik şehrinde ikamet etmekteyim. Şimdi ben 8 saat çalıştıktan sonra normal bir işçimiz gibi kafayı ben boşaltıp evime çekilemiyorum. Evet. Bizim kafa mecbur, iş kendi işimiz olduğu gerektiği yerde 9-10'a kadar çalışıyoruz. Evet. 7-24 çalışıyoruz. Gerçekten işini sevmek lazım. Severek yaptığımız için, bir de kendi işimiz olduğu için buna şunu da eklemem lazım. Çok büyük bir faktör. Gerçekten ekibimiz sağlam. Evet. Biz burada basic ailesi olarak tanınıyoruz. Evet. Basic ailesine giren bir daha çıkamıyor. Zonguldak ilimizin Çaycuma ilçesi Muharrem Şah köyünden 23 yaşında Almanya maden işçisi olarak giden Kemalettin Kuzucu, Nalmıdiğer Kara Kemal'in ve çocuklarının Almanya'daki müthiş başarı öyküsü bu akşam Türkiye saatiyle 21'de, Almanya saatiyle 20'de Anadolu'nun ekranı BRT ve ekranlarında. Gurbet elde derdim bana eş olur. Gurbet elde derdim bana eş olur. Bir maden işçisinin çocuklarının bugün yüzlerce kişiye nasıl iş verdiğini ve Avrupa'nın en büyük projelerinde nasıl roller üstlendiklerini keyifle izleyeceksiniz. Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki bir iş yeri kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kurşunlandı. Alınan bilgiye göre Safranbolu Küçük Sanayi Sitesi'ndeki bir iş yeri dün gece kurşunlandı. İş yeri sahibinin durumu emniyete bildirmesi üzerine ekipler inceleme yaptı. Polis olayın faillerini bulmak için araştırma başlattı. Karabük Üniversitesi Makine Mühendisi yüksek lisans öğrencisi Murat Gökmen, gerçek bir yılanı model alarak 3 boyutlu yazıcıyla zorlu çevre koşullarında hareket kabiliyetine sahip, keşif, gözlem, araştırma, tıp ve askeri amaçla kullanılabilecek biyomimetik akıllı yılanımsı robot olan B-Rod 01'i üretti. Gökmen, arama ve kurtarma çalışmalarında kullanılmak üzere bir robot geliştirme projesini başlattıklarını açıkladı. Projemizi yaparken BAP desteği de aldık açıkçası. Bizim projemizin amacı özellikle de enkaz altında kalan insanların, özellikle enkaz edilen arama ve kurtarma çalışmalarında görev alacak ve bu görevi ifa edecek bir robot yapmak oldu. Tabii bu projeye başlama nedenlerimizin bir tanesi malum haliniz olduğu üzere 6 Şubat'ta yaşadığımız hezim vakaydı. Orada şunu gördük ki arama kurtarma faaliyetlerinin yetersiz olduğunu ve biz bu yetersiz dolayı ne gibi bir çözüm üretebileceğimizi, mühendislik anlamında neler yapabileceğimizi düşündük. Ve akabinde arama kurtarma faaliyetlerinde daha etkin bir şekilde ve daha hızlı bir şekilde görev ifade edecek bir robot düşündük açıkçası. Bundan dolayı böyle bir çalışma yaptık. Projemizin ismi şu an B-Rod 01.
biyomimetik akıllı robot olarak isimlendirebiliriz açıkçası. Şu an projemiz tabii ki birinci prototipi diyebileceğimiz aşamada. Daha sonraki ilerleyen dönemde çalışmalarımız olacak ve projemizi daha da geliştireceğiz. Ülkemizde hemen hemen yok denilebilecek kadar az. Şu an ülkemizde bu konu hakkında çalışmış bir çalışma var. Fakat bizim çalışmamız yapılan çalışmaya nazaran farklılık göstermektedir. O da şöyle ki bizim çalışmamızın özellikle robotumuzun hareket kabiliyetinin ve kullanım kolaylığının aynı zamanda hareket çeşitliliğinin olmasından dolayı açıkçası bu alanda ilk diyebileceğimiz bir çalışma oldu. Fakat dünyada da keza bunun örnekleri olmakta. Karabük'te kaza ihbarına giden polisler trafik haftası dolayısıyla meşale, pasta ve mısır sürpriziyle karşılaştı. Kolay gelsin. Kıraç Market'in önünde yan tarafında çılgın mısırcının yan tarafında trafik kazası oldu. 100. Yıl Mahallesi'nde mısır satışı yapan Yasin Yassı Çayır ve arkadaşları polis ekiplerine kaza olduğu yönünde ihbarda bulundu. Mahalleye ulaşan ekipler trafik haftası dolayısıyla kendileri için hazırlanan sürprizle karşılaştı. O motoru aldın mı abi? Kaldıracağım. Gençler tarafından meşalelerle karşılanan polislere pasta ve mısır ikramı yapıldı. Sürpriz karşısında şaşıran polisler gençlere teşekkür etti. Kim düşündüyse herkese ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Numarasını abi. Gelsin şöyle ortaya. Ceza da yazmazsınız. Aman abi cezalara dikkat ediyoruz. Evet. Kutlu olsun amirim. Baş tacı mısırı. Seviyoruz sizi. Bravo. Kutlu olsun. Baş tacı mısırı. Sağ olun. Allah razı olsun. Bu hafta trafik haftası dolayısıyla polislerimize jest yapmak istedik. Polislerimize kaza ihbarında bulundu. Ben de mısır kıyafeti giyerek yerde yattım. Vatandaşlarımız beni yaralı olarak gelip başıma geldiler. Sonunda polislerimiz geldi. Polislerimiz geldi, meşale yaktık. En sonunda mısır ve pasta ikramında bulunduk. Hem onlar mutlu oldu hem biz mutlu olduk. İyi ki varlar. Bolu Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından sürdürülen liselerde bilim uygulamaları projesi kapsamında İzzet Baysal Anadolu Lisesi öğrencilerince tükettikçe tüketiyoruz, başka dünyamız yok paneli düzenlendi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü konferans salonunda gerçekleştirilen panelde lise öğrencileri iklim değişikliği ve küresel ısınmaya dikkati çekmek amacıyla hazırladıkları konular hakkında sunum yaptı. Sunumların ardından Bolu Teknokent bünyesinde faaliyet gösteren İklim Değişikliği ve Enerji Çalışmaları Merkezi Başkanı Doçent Doktor İlhan Sağsen de iklim değişikliği ve küresel ısınmaya karşı alınması gereken tedbirler hakkında bilgi verdi. Kesinlikle küresel ısınmanın ve iklim değişikliğinin bir etkisi. Bu hem doğal afetlerin miktarını hem de sıklığını hem de şiddetini arttırıyor. Dolayısıyla bunları engellemek için aslında Paris Sözleşmesi çerçevesinde, Paris İklim Anlaşması çerçevesinde devletlerin üzerine düşen bazı sorumluluklar var. Emisyonları düşürmek, üretim teknolojilerini modernleştirmek, enerji verimliliğini arttırmak, bunun dışında kullandığımız enerji tipini değiştirmek, yani konvansiyonel yakıtlar yerine özellikle kömür kullanımı yerine yenilenebilir enerji teknolojisine yönelmek bu noktada en önemli bizim kaynaklarımız. Etkileri son derece olumsuz. Bir defa su kaynaklarına direkt etkisi var. Su kaynağı olmadığı zaman bizim üretme şansımız yok. Bunun dışında havadan toprağa kadar negatif etkiliyor. Bir defa yenilenebilir enerji odaklanmak gerekiyor. Şu anda Türkiye'de çok olumlu sinyaller alıyoruz biz bu noktada. Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde yetiştirilen ve pazara inmeden alıcı bulan coğrafi işaret belgeli Osmanlı çileğinde ilk hasat yapıldı. Rengi, aroması ve kokusuyla öne çıkan, ilçede 3 köyde yaklaşık 40 yetiştirici tarafından üretilen Osmanlı çileğinde hasat başladı. Mayıs ve Haziran aylarında sabahın erken saatlerinde büyük özenle toplanarak satılan çilek rengi ve aromasıyla kozmetikten gıdaya kadar farklı sektörlerden talep görüyor.
Pazara inmeden alıcı bulan Osmanlı çüleğinden bu yıl 4 ton rekolte bekleniyor. Karadeniz Ereğli Osmanlı çüleğini yaygınlaştırma ve üreticileri koruma derneği başkanı Şaban Çetinkaya yaptığı konuşmada şunları kaydetti. Osmanlı çileği yaptığımız çalışmalar artık kendini göstermeye başladı. Bölgemizde geçtiğimiz yıllara nazaran şu anda üretim en az 2'ye katlandı. Çevredeki üretim sayısı artıyor, hızla artıyor. Burada yapılan çalışmalar, halkın bilgilendirilmesi, Osmanlı çileğinin değerinin yeniden anlaşılmış olması bunda büyük etken. Dolayısıyla Osmanlı çileği için insanlar tekrar yeniden kendilerini artık bu üretmeye hazırlamaya başladılar. Burada bizi sevindiren olaylar da gelişmeye başladı. Devletimiz, kaymakamlığımız Osmanlı çileği ile ilgili çilek üreticiliği kursları açmaya başladılar. Bu yıl kararlar aldık. Aldığımız karar da ürünün belli bir miktarını az da olsa Ereğli halkına tattırmak için ilgili alanlara, manavlarsa manavlara, pazarsa pazara küçük ambalajlar halinde indirmeyi düşünüyoruz. Çünkü Ereğli'de yaşayan insanlar daha fazla Osmanlı çileğine yabancı kalmasın. Bir an önce bu lezzete kavuşsun istiyoruz. Çankırı'da Çerkeş Kızılcı Hamam Karayolu Karga Köyü mevkiinde sıkça yaşanan kazalar, yol boyunca yapılan iyileştirme ve jandarma ekiplerince yürütülen denetim sonucu sıfıra indirildi. İstanbul Samsun ile Ankara Bolu karayollarını birbirine bağlayan, yük ve yolcu taşımacılığında yoğun olarak kullanılan 46 kilometrelik karayolunun Karga Köyü mevkiinde sıkça yaşanan kazalar nedeniyle İl Jandarma Komutanı Trafik Jandarmasınca çevirme ekipli radar ve hız denetimiyle drone ile havadan trafik kontrolü artırıldı. Bölgede yapılan yol düzenleme çalışmaları ve jandarma ekiplerinin çalışması sonucu son 9 aydır Karga Köyü mevkiinde kaza meydana gelmedi. İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli jandarma az subay kıdemli çavuş Mustafa Üçel, Çerkeş Kızılcı Hamam yolunda özellikle ağır tonajlı araçlar nedeniyle trafik yoğunluğunun fazla olduğunu söyledi. Bizler trafik jandarması olarak Çerkeş Kızılcı Hamam il yolunda trafik güvenliğini etkileyen heyelan, çukur, çökme, yola dökülmüş malzeme ve eksik yol işaretleri gibi olumsuzlukları tespit ederek ilgili kurumlarla çeşitli yazışmalar yapmaktayız. Hayatla yarışılmaz mottosuyla başlatılan kampanya kapsamında karayolları, ilçe, belde ve köy yollarında gyrokopter ve drone ile havadan, seyir halinde ve çevirme ekipli hız denetim ile yerden denetimlerimiz devam etmektedir. Yine aynı şekilde sürücüler üzerinde fiziksel ve psikolojik olarak olumsuz etkilere yol açan, kazalara davetiye çıkaran alkol denetimlerimiz de aralıksız devam etmektedir. Trafik kazalarının olumsuz etkilerinden sakınabilmek için bir takım önlemler almak gerekir. Bu önlemlerin en başında doğru bir davranış ve sürüş tarzını benimsemesi yer almaktadır. Yaralanmaları ve kazaları azaltmak için mutlaka emniyet kemeri takılı olması, sürüş sırasında cep telefonu kullanılmaması gerekmektedir. 4-10 Mayıs trafik haftası vesilesiyle trafikte can kayıplarını ve kazaları önlemeye yönelik farkındalık oluşturmak için gelin hep birlikte seferber olalım. Trafik kurallarına uymak bizleri hayatta tutar. Bolu'da Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri görsel sanatlar dersinde öğrendikleri mum batik tekniğiyle çalışmalar yapıyor. Bilsem öğrencileri okul derslerini tamamlayıcı eğitimlerin yanı sıra çeşitli atölye çalışmalarına da katılıyor. Merkezde görev yapan öğretmenlerinin yönlendirmesiyle kendilerine katkı sağlayabilecek dersleri alan ve atölyelerdeki eğitimlere katılan öğrenciler yeni bilgiler ve hobiler ediniyor.
Görsel sanatlar atölyesinde kuru pastel ve akrilik boya kullanarak hayallerini kağıda aktaran öğrenciler, mum batik tekniğiyle de kumaşları renklendiriyor. Görsel sanatlar öğretmeni Ayşe Çevirgen öğrencilere kendilerini geliştirmeleri için farklı tekniklerle resim yapmayı öğrettiklerini söyledi. Öğrencilerimizle Bilim Sanat Merkezi'nde farklı tekniklerde çalışmalar yapmaya dikkat ediyoruz. Bugün yaptığımız çalışmada mum batik tekniği. Mum batik aslında çok geçmişten gelen, günümüze geçmişten gelen ipek üzerine yapılan bir teknik. Fakat maliyeti çok yüksek olduğu için biz Amerikan bezi üzerine çalışıyoruz. Mum batik tekniği kat kat çalışılarak yapılan bir teknik. Bizim geleneksel sanatlarımızın içinde de yer alıyor. Çocuklar sevdiler bu tekniği, kompozisyonlarını kendileri oluşturdular ve keyif alarak devam ediyoruz. Mum batik yapıyoruz şu an. Kumaş üzerine mumla desenimizi çizim üzerinden boyayla birlikte geçiyoruz ve çatlak deseni gibi desenler oluşuyor. Yedersen uzaklaşmamızı sağlıyor, kafamızı dağıtmamızı sağlıyor. O yüzden iyi geliyor bence. Türkiye'nin önemli kestane üretim merkezlerinden Sinop'ta kestane ağaçlarını gal arısı zararlısından korumak amacıyla Triumus sinensis isimli 850 avcı böcek doğaya salındı. Türkiye'nin sahip olduğu 28 bin hektar kestane ormanı varlığının 7 binini bünyesinde bulunduran Sinop'ta kestane ağaçlarına zarar veren gal arısı zararlısıyla mücadele devam ediyor. Kentte 2022 ve 2023 yıllarında 6 bin avcı böceğin doğaya salınmasının ardından bu yıl içinde de 5 bin avcı böceğin daha gal arısı zararlısıyla mücadele için salınması hedefleniyor. Erfelek ilçesi Kirazlı köyünde 850 avcı böceğin doğaya salınması etkinliğine katılan Barni Mustafa Özarslan, Sinop'ta 7 bin hektar kestane ormanı bulunduğuna işaret etti. Bu zararlı kestane ağacına ortalama %40 oranında zarar verebilmekte. Bu önemli bir rakam. Bundan dolayı kestane üretiminde hasatında çok düşmeler oldu. Bununla ilgili mücadelemizi bakanlığımızın kontrol ve denetimi altında yoğun bir şekilde devam ettiriyoruz. Buradaki devam ettirmedeki temel amacımız biyolojik mücadele. Bunu özellikle belirtmek isterim. Doğaya, tabiata herhangi bir başka bir canlıya zararı yok yaptığımız mücadelenin. Orman Bölge Müdürlüğümüzün bünyesinde kurulmuş biyolojik mücadele laboratuvarımızda üretilmiş avcı böceğini üretiyoruz. Doğaya bırakarak o bir şekilde kendi popülasyonunu arttırarak bizim kestanemizin, kestane ağacımızın düşmanı olan gal arısının popülasyonunu azaltma yönünde bir faaliyet gösteriyor. Ve doğal bir akış içerisinde bu mücadele gerçekleştiriliyor. 2 yılda 6000 adet avcı böceği bu şekilde doğaya saldık. Bu yılda 5000 yapacağız. 5000 avcı böceği salacağız. 19 Mayıs Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Coğrafya Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Ali Uzun, kıyı erozyonunun Kızılırmak Deltası'nın geleceğini tehdit ettiğini söyledi. Uzun yaptığı açıklamada UNESCO Dünya Mirası geçici listesinde yer alan Kızılırmak Deltası kuş cennetini içine alan 56 bin hektar alana sahip deltayı Kızılırmak Nehri'nin taşıdığı alüvyonların oluşturduğunu anlattı. İyimser senaryoya göre deniz seviyesinin 100 yıl sonraki yüksekliği yarım metre. Normal senaryoya göre yaklaşık 1 metre ve kötümser senaryoya göre yaklaşık 3 metre. Böyle bir şunu söyleyebiliriz. Eğer deniz seviyesi 1 metre yükselirse kıyı çizgisi özellikle böyle alüvyon arazilerde burun kuralı dediğimiz bir kural vardır. Bir birim yükseldiğinde deniz seviyesi kıyı çizgisi 100 birim geriye gidiyor.
Bizi bekleyen tehlikelerden bir tanesi bu. Yani deniz ilerlemesi özellikle alçak arazilerde devam ediyor. Bugün Maldivler, Tuvalu gibi bazı ada devletleri, yükseltisi fazla olmayan ada devletleri daha şimdiden gelecekte ülkeleri su altında kalırsa nereye taşınacağız diye tedbir almaya çalışıyorlar. Bizim de özellikle alçak kıyı ovalarımız, delta ovalarımız gelecekte büyük bir arazi kaybına uğrayacak. Kıyı şehirlerimiz bu tehditten nasibini alacak. 100 yıl sonra şu deniz seviyesinin 1 metre yükseldiğini düşünün, geriye doğru 100 metre gelecek. Ülkelerin tarihi için bir 100 yıl çok büyük bir rakam değil. 100 yıl, 300 yıl, 500 yıl böyle projeksiyonlar yapılmak durumundadır. Biz 100 yıl için konuşacak olursak 1 metre yükseldiğinde bizim deltanın önemli bir kısmı su altında kalacak. Göller, şu anda balık gölleri dediğimiz göllerin önemli bir kısmı deniz işgaline uğrayacaktır. Yani bizi böyle bir süreç beklemektedir. Düzce Üniversitesi Arıcılık Araştırma, Geliştirme ve Uygulama Merkezi Müdürü Doçent Doktor Meral Kekeçoğlu, birçok kente görülen toz taşınımı nedeniyle bal arılarının kovanlarına dönemediğini ve besin kaynağı bulmakta zorlandığını söyledi. Daha önce şey gördünüz mü hiç? Ana arı, işçi arı. Afrika'dan gelen tozlar da bal arılarını çok fazla etkiledi. Tabii bal arılarını iki şekilde etkiliyor. Bir doğrudan etkiliyor, bir de sekonder olarak yani ikinci şekilde etkiliyor. Yakından etkilemesi de olumlu değil, olumsuz yönde oluyor ne yazık ki. Özellikle toz günümüz şu günlerde biraz kaygı yarattı insanlarda. Özellikle arıcılarda bir kaygı yarattı. İşte arıları etkilemesi, olumsuz etkilemesi söz konusu olduğundan dolayı. Toz arıları olumsuz etkiler mi sorusuna cevabım tabii ki etkiler. Yani nasıl etkiler? Hem doğrudan etkiler hem de dolaylı olarak etkiler. Doğrudan etkilemesi çok mümkün değilmiş gibi gözükse de aslında mikroskobik olarak arıları incelediğinizde arıların da üzerinde sensilla dediğimiz duyu organları var. Yani bizde nasıl burun varsa arılarda çevredeki kokuları veya iletişimlerini burunlarıyla, burunları da onlarda antenleriyle sağlıyorlar. Dolayısıyla toz parçacıkları antenlerin üzerindeki sensillalara toplandığı zaman orada tıkanmaya neden oluyor ve çevredeki kokuyu alamadıkları gibi birbirleriyle olan iletişimlerini de sağlayamıyorlar. Bu şekilde doğrudan etkilediği gibi sekonder olarak yani dolaylı yollardan da yine bitkilerin yapraklarında gözenekler var. Bizim görmediğimiz, hani gözle göremediğimiz ama mikroskop altında görebileceğimiz küçük gözenekler var. Bitkilerin solunumunu sağlıyor bu gözenekler. Toz bu gözeneklerin üzerini tıkadığı zaman bitkinin yaşamını etkiliyor. Yani nefes almasını etkiliyor. Dolayısıyla öncelikle birincil olarak bal arılarını doğrudan etkileyip iletişimlerini, yani kovanlarını bulmalarını, yön duygularını kaybetmelerini, gelen nektar toplamaya giden arının geri dönmemesine neden olduğu gibi bir de dolaylı yollardan bitkilerin yaşamını etkileyerek, nefes almasını etkileyerek bitki kaynaklarının yok olmasını, çiçek açmasını önleyerek de arıları etkiliyor. Normal şu alt taraftakiler işçi arı gözleri. Düzce'nin Çilimli ilçesinde 13 hektar alan üzerine kurulu millet bahçesindeki restoranı işleten kadınlar, maharetli elleriyle yemek, konserve ve kuru gıdaya dönüştürdükleri yöresel lezzetlerle hem damakları tatlandırıyor hem de kazanç sağlıyor. İlçede yaklaşık 5 ay önce faaliyete geçen millet bahçesi, oyun parkları, restoran, piknik, yürüyüş ve ormanlık alanlarıyla misafirlerine doğayla iç içe vakit geçirme imkanı sunuyor. Millet bahçesindeki restoran ise belediyenin desteğiyle kurulan kadın kooperatifi tarafından işletiliyor. Restoranda çalışan 14 kadın siyah pirinç, fındık, erişte, kabak, kestane gibi yöresel ürünlerle yaptıkları gözleme, yaprak sarması, mantı, çorba, içli köfte, tatlılar ve odun ateşinde pişirdikleri köy ekmeklerini müşterilerinin beğenisine sunuyor. Dayanışma örneği sergileyen kadınlar kazançlarıyla aile bütçelerine katkıda bulunuyor. Çilimli Belediye Başkanı Yılmaz Yıldız yaptığı konuşmada şunları kaydetti. Biz şimdi kadın kooperatifimizi kurduk. Millet Bahçesi'ni yapmadan önce
Kadın emeği, kadınlarımız burada kendi emeklerini, kendi yöresel yemeklerini burada yapsınlar diye kooperatifimizi onlara tahsis ettik. Ve mutfağı da onlara tahsis ettik. İlk anlamda tabii kadınlarımız alışık değillerdi ama baktılar ki çok güzel oturuyor ve halktan da çok güzel tepkiler almaya başladık. Kadının elinin değdiği her yerin daha güzel olacağını, daha iyi olduğunu bildiğimizden dolayı kadınlarımıza burayı tahsis ettik. Ve şu anda işletmesini onlar yapıyorlar. Sadece kadınlarımız buradaki yaptığı yöresel yemeklerden haricinde dışarıda kadınlarımız kendi yaptıkları emeklerini burada sergileyecek imkanları da verdik onlara. Bu şekilde hem bizim kadınlarımız kendi ekonomilerine katkı sağlıyorlar, hem dışarıdaki kadınlarla alakalı yaptıkları ürünleri burada satabiliyorlar. İlçemizde üreten bütün kadınların ürününün burada satışını sağlamaya çalışıyoruz. Kısaca onların pazarı oluyoruz. İşte yaprak yapan kadının yaprağını alıp burada işte siyah pirinçle birleştirerek yaprak sarmasını üretiyoruz. Erişte, makarna, yöresel gözlememiz var. Ev baklavası yapıyoruz. Birçok yöresel ürünü burada hazırlıyoruz. Daha önce ufak tefek kazanıyordum ama buradaki kazancım beni daha bir özgüvenli yaptı. Biz annelik duygusu, kadın olmakla beraber üretken başarılı kadınlar, başarmaya inanmış kadınlar bir araya geldik. Bir şeyler yapmak istedik. Sosyal anlamda olsun, ekonomik anlamda olsun, çocuklarımızın geleceğiyle alakalı. Kadınlar istersek, başarmaya inanırsak güçlü oluruz. Güçlü toplum demek, güçlü yarınlar demek. Ana haber bültenini sonlandırıyoruz. Birazdan spor bülteniyle karşınızda olacağız. Mobilya Park Outlet evlenecekler. Evini yenileceklere müjde. Bu fiyatlara inanamayacaksınız. Mobilya Park Outlet, Zonguldak Caddesi, Çağrı İş Merkezi, Ziraat Bankası yanı, fabrikadan halka en uygun fiyatlar burada. Sporun ve sporcunun tek dostu Mobilya Park Outlet spor haberlerini sunar. Spor bülteniyle karşınızdayız. Türkiye Voleybol Federasyonu oturarak Voleybol Süper Lig 1. etap mücadeleleri Karabük'te başladı. 10 takım ve 2 gruptan oluşan etapta mücadeleler Yeni Mahalle Kapalı Spor Salonu'nda 3 gün sürecek. Türkiye Voleybol Federasyonu Lig İşleri Görevlisi Arda Aldemir basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Türkiye Voleybol Federasyonu'nda Lig İşleri Görevlisiyim ben, Arda Aldemir ismim. Karabük'teyiz. Geçtiğimiz ay burada 1. lig vardı. Şu anda sanırım Süper Lig etkinlikleri. Evet. Kaç takım yer alıyor ve kaç sporcu olacak? Oturarak Voleybol Süper Ligimizin 1. devre etaplarını Karabük'te oynatıyoruz. Şu anda Süper Lig aşamasında 10 tane takımımız var. 10 takım yarışıyor burada. Yaklaşık 100-160 bandında da bir sporcu şeyimiz var, havuzumuz var şu anda. Peki kaç gün sürecek burada müsabaka? Buradaki müsabakalar 3 gün sürüyor. Daha sonrasında 2. etapla final etaplarında Osmaniye elinde yapmayı düşünüyoruz. Onlar da bir 5 gün sürecek. Yani bir yandan da şey diyebilir miyiz hocam? Buradan çıkacak, burada oynayan oyuncularından milli takım havuzuna girme ihtimalleri de var Süper Lig oyuncuları olduğu için. Tabii. Seçme olarak. Tabii, seçme olarak değerlendirilir hocam. Peki daha önce de burada etkinlik yaptınız, yine burada etkinlik yapıyorsunuz. Karabük ve ev sahipliği hakkında, spor salonları hakkında son olarak görüşlerinizi alalım. Gayet güzel buradaki ev sahipliği Karabük'ün bizim açımızdan gayet güzel oldu. Güzel organizasyonlar çıkarttık. Birinci ligi de burada yapmıştık dediğiniz gibi. Aynı zamanda işitme engellilerin de müsabakalarını burada yapmıştık. Gayet güzel ev sahipliği, misafirperverliğiniz gayet güzeldi yani.
Mobilya Park Outlet evlenecekler. Evini yenileceklere müjde. Bu fiyatlara inanamayacaksınız. Mobilya Park Outlet, Zonguldak Caddesi, Çağrı İş Merkezi, Ziraat Bankası yanı, fabrikadan halka en uygun fiyatlar burada. Sporun ve sporcunun tek dostu Mobilya Park Outlet spor haberlerini sundu. Bülteni noktalıyoruz. Yarın akşam yine aynı saatte tekrar karşınızda olmak dileğiyle. İyi akşamlar. Türkiye'nin yatırım şirketi ALP Yatırım ekonomi haberlerini sunar. Özel hissetmek isteyenlerin tercihi ASD Şirketler Grubu ekonomi haberlerini sundu.